LGS'ye son 129 gün. Çok değerli süreler, çok altın değerinde süreler. Çünkü bu 129 günü çok iyi değerlendirirsek gerçekten hayatımıza önemli bir değişim yapabiliriz. Hayalimizdeki liselere, Anadolu liselerine, fen liselerine girebiliriz. Dolayısıyla hiçbir şey için geç değil. Çok ciddi bir çalışmayla, çok ciddi bir gayretle, vazgeçmeden ısrarlı bir çalışmayla hayallerimizdeki okullara kavuşabiliriz. Haftanın sözüne baktığımızda George Herbert isimli bir düşünür diyor ki, beklemeyin. Hiçbir zaman tam zamanı olmayacak. Gerçekten de bu böyledir arkadaşlar. Yani hele sömestr gelsin, hele sömestr bitsin, hele pazartesi olsun, hele bir cumartesi olsun, hele yazılar bitsin, hele şu bitsin, hele bu bitsin derken zaman geçer. Dolayısıyla şu anda olduğunuz yerde başlamanız gerekiyor ve elinizin alttaki araçları kullanmaya başlayın. İlerledikçe daha daha iyi araçlara sahip olacaksınız. Yani şu anda matematiğiniz iyi olmayabilir, feniniz iyi olmayabilir, Türkçeniz iyi olmayabilir. Ama gün geçtikçe hepsi düzelecek arkadaşlar ve hayallerinizdeki netlere, hayallerinizdeki çalışmalara kavuşacaksınız. Ama tam zamanı diye beklemeyin. Şimdi tam zamanı. Şimdi başlamak gerekiyor. Hatta bu videodan sonra bir an önce başlamanız lazım. Zaten sömestr tatilindeyiz. Şimdi haftanın sorusuna baktığımızda Faruk Güneş'in e 142 beğeni almış soruları var. Gerçekten bayağı bir sorusu var. Bakalım. Telefonda kendime bir kısıtlama koyamıyorum. Günde 200-300 soru çözebilecekken daha az çözüyorum. Telefonu kıslamak için ne yapmalıyım demiş. Arkadaşlar gerçekten de bu cep telefonu denen lanet şey başımıza bela. Hiçbir şekilde bırakamıyoruz. Her zaman yanımıza sabah kalkıyoruz, akşam yatıyoruz, lavaboya gidiyoruz, yemek yiyoruz. Yani küçüklüğümüzden beri ben tabii benim küçüklüğümde yoktu bu telefon. Ben yaşım sizlerden büyük ama küçüklüğümüzden beri bir bağımlılık oluşturdular bize. Bundan kurtulmanın da yolu var arkadaşlar. Bundan kurtulmanın yolunu bilim insanları araştırmışlar ve söylemişler. Ben de şimdi sizlere madde madde söyleyeyim. Birisi arkadaşlar asla ve asla cep telefonu bakın cep telefonu cep T yazıyorum. Ödül olmamalı sizler için. Yani işte ders çalıştım ya birazcık diyelim ki açtım işte şuradan birkaç tane test çözdüm. Bu testler bittikten sonra yarım saat telefonuma bakacağım veya ödevlerimi bitirdikten sonra telefonuma bakacağım gibi cümleleri kullanmamalıyız. Yani cep telefonu bizim için ödül olmamalı. Cep telefonu mesela bugün şunu yaparsam su içeceğim veya bunu şu yaparsam çay içeceğim. Bunu şunu bugün şunu yaparsam tuvalete gideceğim değil. Bir ihtiyaç. Telefon bir ihtiyaç. Annemizle, babamızla, kardeşimizle, arkadaşlarımızla görüşmek için bir ihtiyaç. Ama cep telefonu bizim için bir eğlence, bir ödül olmamalı. Dolayısıyla WC'ye giderken asla telefonu yanımıza götürmemeliyiz. Ben tuvalete gidiyorum bir tuvalete... Hayır çok büyük bağımlılık yapıyor. Asla yanımıza olmamalı. İkincisi arkadaşlar geceleyin geceleyin telefonu mutlaka mutlaka kapatmalıyız. Geceleyin telefon kapalı olmalı. Diğer türlü eğer açık olursa böyle bildirimler sabah kalkınca bakmalar. Dolayısıyla sabah sabah ...bakmamalıyız. Telefona sabah kalkar kalkmaz... ...acaba ne oldu? Kim ne attı? Ne oldu sabah? Acaba kar tatil mi? Boşver. Sabah kalkınca telefona bakmak zorunda değilsin. Nasıl sabah kalkınca hemen kıymalı pide yemek... ...zorunda değilsen, sabah kalkınca hemen... Atıyorum lahmacun yemek zorunda değilsen sabah kalkar kalkmaz kalk, telefona bakmak zorunda değilsin. Bunları yavaş yavaş adım adım yapacaksın. İlk başta tuvalete götürmeyeceksin telefonu. Sonra geceliğin kapatacaksın. Sonra sabahleyi bakmayacaksın. Zamanla telefonun sizden uzaklaştığını göreceksiniz. Bitmedi. Aynı zamanda arkadaşlar şu da çok önemli. Sizler için önemsiz bildirimleri kapatın bak. Önemsiz bildirimleri kapatacaksınız. Bildirimleri kapatmak ne demek? Yani işte Instagram. Örnek veriyorum. Veyahut da işte bazı işte WhatsApp grupları, bazı gereksiz şeylerin bildirimlerini kapatırsanız ...bildirimi gelmediği için orası sana lazım olduğuna girersin. Ama tabii ki annenden, babandan, kardeşinden gelecek... ...veya en samimi arkadaşından gelecek bildirimleri kapatma. Onlar önemli senin için. Zaten onun için aldın telefonu sen. Onlardan gelen bildirimleri kapatma. Ama gereksiz bildirimlerin hepsini kapat. Hatta ve hatta gereksiz uygulamalar var. Örnek veriyorum e, Instagram diyelim. Tamam Instagram uygulamasına sen tak diye hemen giriyorsan bu sıkıntı. Instagram uygulamasını veya buna benzer başka başka uygulamaları... ...farklı farklı yerlere koy ve son ekrana kaydır. Yani atıyorum Samsung'da, iPhone'da bilmiyorum... ...bütün telefonlarda aynı olması lazım. Böyle kaydır, kaydır 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 sonra sen oraya ulaşabilir. Ve bir tane daha tıkla yani ne kadar çok tıklamayla ulaşırsan o kadar zor oluyor. Hatta bombasını söylüyorum bu da çok önemli bir yöntem arkadaşlar. Şifre gir. Şifre gir ne demek yani çerezleri kullanma hani otomatik tanıyor ya sizi pıt pıt hop giriyorsun pıt pıt hop giriyorsun pıt pıt hop, hop giriyorsun. Bu da senin çok hızlı bir sürede böyle sosyal uygulamalara oyunlara... işte böyle e, Facebook'a girmiyorsunuz işte Instagram'dır, TikTok'tur, ıvırdır, zıvırdır. Bunlara hızlıca girmenizi sebep Ama her seferinde şifre girsen Dersin ki bir dakika ya ben gerçekten girme ihtiyacım var mı buna şu anda? Yo ben LGS yazanıyorum. Benim esas aradığım şeyler burada. Benim geleceğim diyecek olan şeyler burada. Kitaplar burada, sınavlar burada. Dolayısıyla ben ne yapmam lazım? Oturup LGS'ye çalışmam lazım. Halbuki ben ne yapıyorum? Hemen şak diye Instagram'a bağlı. Hayır. Şifre olduğu zaman bir düşünürsün. Sana bir hani bilgisayarda bir şey sileceğin zaman sana so emin misin? Sileyim mi? Bak falan diye sorar. Sen de kendine bunu sormuş olsun. Şifre giriyor. Bir daha şifre gir. Her seferin şifre giriyor. otomatik kodlamayın. Böylece sizin esas hedefiniz olan LGS 2022 odaklanmış olursunuz. Diğer türlü bunu yapamazsınız arkadaşlar. Demek ki bildirimleri kapatıyoruz ve şifre giriyoruz. Yani çerezleri kapatmış oluyoruz. Şunu da çok önemli arkadaşlar. Gereksiz olan şeyleri kaldırmak da çok faydalı bir şey. Yani kaldır. Gereksiz uygulamalar varsa, oyunlardır işte Fortnite'tır, Brawl Stars'tır, salıyorum bilmiyorum ben oyunları. GTA. Bunların hepsini kaldır. Şu anda gereksiz. Bunların hepsini sonra izleyebilirsin. hepsini oynayabilirsin sonra. Şu anda kaldır ve en son şeyi söylüyorum arkadaşlar. Sınav provası yap. Bu ne demek sınav provası? Şimdi sınavda telefonunuz yanınız olacak mı? Diyelim sınava girdiniz. LGS 2022 desiniz. Yanınızda telefonunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. telefonunuz yanınıza alamazsınız. Niye? Çünkü sınavda yasak. İşte sizler de ders çalışırken atıyorum kitabı açtınız. Buradan kitaptan sorular çözüyorsunuz. Telefonunuz yanınızda olmamalı. Telefonunuz yanınızda olursa ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Telefonunuz yanınızda olursa Görüş alanınızda her zaman bulunduğu için gözünüz kayar. Bildirimler açık olması da kayar. Instagram'ı silseniz bile kayar. Ya çünkü telefon güzel duruyor böyle bak alayım bir oynayayım dersiniz. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle telefonunuzun yanınıza durmaması, görüş alanınıza bulunmaması çok önemli. Sınavda yanınızda şöyle bir şey olabilir mi? Bu ne ya? İkide de bunu buna bakarsın koyun. Bu geç Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Bunlar görüş alanınızın dışında olmalı. İşte telefon da görüş alanınızın dışında olmalı. Ha ev telefonunu her zaman yanında taşımıyorsun. Cep telefonunu her zaman yanında taşıma. Ders çalışırken diğer odaya koy. Sınavda olması gerektiği gibi davran ve böylece telefon bağımlılığından kurtulursunuz arkadaşlar. Yavaş yavaş ilk başta bunu işte dediğim gibi ilk başta ödül yapmazsın kendine. Zamanla tuvalete girmemeye başlarsın. Zamanla gece kapatırsın. Sabaha bakmamaya başlarsın. Bildirimleri kapatırsın. Bazı uygulamaları silersin. Silemediğin uygulamayı mesela WhatsApp. WhatsApp çok önemli bir uygulama değil mi? Yani çevir. Bildirimleri de kapattın sadece annenden, babandan, kardeşinden, arkadaşlarından gelecek şeyler var. Çevir, 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 çevir. Ha, en sonda ulaşabiliyorsan WhatsApp'a tamam ama maalesef benim telefonumda bakın hatta göstereyim şöyle. Bakın WhatsApp'ı nereye konuşuyor ama WhatsApp burada. Rezalet. Hemen bak. Safari WhatsApp. Sen ne yapıyorsun ya? Şak diye WhatsApp'a girilir mi ya? Niye hemen WhatsApp ne oldu acaba? Merak ediyorsun. Hayır. WhatsApp'ı al uzak bir yere koy. Daha gereksiz bir uygulama. Yok. Hava durumuna en başa koy. Ya, hava durumuna bak bak biter yani. Dolayısıyla bu tarz uygulamalarla telefon bağımlılığından kurtulabiliriz arkadaşlar. Ders çalışırken odaklanamıyorum. Az sayıda soru çözüm asan kalkıyorum. Ne yapmalıyım? İşte telefon. Aklın telefonunda, aklın bilgisayarında, aklın oyununda telefonun olmasa yapacak bir şey bulamazsın. Ben size bir şey söyleyeyim. Benim çocukluğumda cep telefonu yoktu. Biraz göreceksiniz belki. Hoca tam inekmiş diyeceksiniz ama ben küçüklüğümde ansiklopedi okurdum biliyor musunuz? Yapacak bir şey yok. Evimizde televizyon da yoktu. Bu televizyon insanı oyalardı. Televizyon almamıştı. Canım sıkılıyor evde. O zaman gazeteler, ansiklopediler verirdi. O ansiklopedileri alırdım böyle. Açardım. Okurdum böyle. İnternet de yok. Bakın bayağı büyüğüm benim. Yaşım bayağı büyük. Yani 1700-1600'lerde doğmadım. Daha erken, daha geç doğdum ama... ...televizyon da yoktu, internet de yoktu. Öyle bakardım. Hı, ne güzel. Asiklopedi okurdum böyle. Gazetelerin verdi. Çoğu da belki yanlış bilgi, belki eksik bilgi ama... ...bayılırdım. Oradaki resimlere bakardım falan. Sıkıntıdan bunu yapıyorsun. Düşün yani. Ama şimdi bir, bir öğrencinin sıkılma ihtimali var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi? Şu anda dersen kalktığı zaman... ...süper oyunlar, süper uygulamalar, süper süper her şey bekliyor. et olmasa beklemeyecek. Olmazsa olmuyor. Denemelerde 300 puan üstüne çıkmaya yeni başladım. Artırmak için ne yapmalıyım? Daha fazla çalışmalısın Faruk. Daha da fazla çalışmalısın. Sayısalda matematiğe göre fenden daha çok yanlış çıkıyor. Fen netlerimi artırmak için ne yapmalıyım? Bak Fen'in kötü matematiği niye? O zaman sen kazanabilirsin. Fen çünkü halledilir. Fen'e çalıştığın zaman halledersin. Fen her zaman taktik şu. Zaten sayısal bölüme başladığımızda da 2022'de. Önce fen'den başlayacağız sonra matematiğe geçeceğiz demiştik. Fen'deki sorularda genellikle bilgiyi veriyor. Onu yorumlamamız istiyor. Dolayısıyla fen'de netlerini artırmak için mutlaka mutlaka bol soru çözmen gerekiyor. Yani fen'de bol soru çöz. Kendine fen'le alakalı bir fen diyeti hazırla. Günde bir saat telefona daha az gir, günde bir saat daha fazla fen sorusu çöz. Ve bir bakacaksın ki fen netlerini artmış. Çünkü fen de sınavda böyle soru, mesela gibi basınç konusundan gelebilecek on tip soru var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Sen şu anda konuyu öğrendin, birinci tipi çözdün. İşte LGS sorularına baktın, ikinci tipi çözdün. İşte Tonguç'tan çalıştın, işte başka bir yayından çalıştın. Dört tane soru tipi gördün. Çıkabilecek hala altı tane soruyu görmedin. Dolayısıyla biraz daha fazla soru çözersen neredeyse tüm soru tiplerini görmüş olursun. Basınç konusuyla alakalı örnek veriyorum. Sonra da sınavda şak yaparsın. Eğer bu soru tipi gelmesi yaparsın. Hocam ya bu gelirse? O zaman biraz daha fazla çalış. Bütün soru tiplerini gör ve sınavda hiçbir soruyu kaçırma. Bazı günler okula gitmek yerine evde çalışıyorum. Bu verimli olur mu? Olur. Okulda çalışmak yerine evde çalışıyorsan verimli olur. Yani tuvalette çalışıyorsan Hani tamam tuvalette ders çalışmaz ama tuvalette çalışıyorsan bile olur. Sen ders çalıştığın yerde başarılısın. Sınavda kazanmanı ben sağlamayacağım e, ee, işte bizim videolarımız sağlamayacak, bu kitaplar sağlamayacak. Senin kazanmanı sen sağlayacaksın, sen kendin gayret göstereceksin. Dolayısıyla senin çalışmanı eğer ev sağlıyorsa evde çalış, okul sağlıyorsa okula çalış, kurs sağlıyorsa kursa çalış. Senin böyle çünkü sınava yalnız başına sınava girdiğinde şöyle olmayacak. Merhaba e, ee, sınavda yanınızda kimlerin olmasını istersiniz? E, Tonguç Akademi'den hocalar olsun. E, kitaplarımdan birkaç tanesini istiyorum. E, bir de okula en sevdiğim hocalarım matematik, fen, Türkçe ve inkılap tarihçileri ve İngilizce seviyorum. Bu arada aklıma geldi. Hepsi gelsin, hepsiyle beraber. Öyle bir şey olmayacak. Yalnız başına gireceksin sınava. O o zaman sen yalnız başına nerede çok iyi çalışıyorsan, nereden netlerin arttığını hissediyorsan ona göre alışır kendini. Ve sınava maalesef telefonla da girmeyeceksin. Takıldığın soru olursa bizi arayamazsın yani. O yüzden telefonsuz çalışmaya alışır kendini. Hiç paragraf çözesim gelmiyor. Bunun için ne yapmalıyım arkadaşlar. Paragraf çözesimiz gelmez diye bir şey yok. Yani hiç sınava giresim gelmiyor. Öyle bir şey yok. Sınavda mutlaka soru çözmeniz lazım. Türkçe ile başlayacak sınav. İlk başta sözel bölüm. Sözel bölümde Türkçe'de en fazla paragraf çıkacak. Hatta bizim bakın her zaman söylediğimiz şey var. Türkçe eşittir paragraf diyoruz bakın kitaplarımız var sadece paragrafla alakalı paragrafon var paragrafons var ve paragrafta son nokta var hatta şimdi süper bir paragraf kitabımız daha geliyor niye hocam manyaklaştınız mı hayır Türkçe eşittir paragraf en fazla paragraftan soru geliyor bu üçünden birini mutlaka veya üçünü de veya imkanınız varsa işte ikisi ne kadarı varsa işte mutlaka çözmeniz lazım paragraf olmadan LGS Türkçe'yi fullleyemezsiniz arkadaşlar mutlaka bol bol paragraflarınızı çözün neden çünkü paragraf okuduğun zaman sadece Türkçe dersin değil bakın Al bu da paragraf. Aa fen sorusu ama hocam bu. Evet ama paragraf. Al bak bu da paragraf. Çevir bu da paragraf. Yani bilgi evet yorum fen filan ama okuma gerektiriyor. Okumazsan olmuyor yani sana böyle buna göre mayozla mitoz arası fark nedir hobo böyle bir şey yok. Uzun uzun anlatıyor makaleler yazıyor ondan sonra soruyu soruyor. Dolayısıyla bol bol paragraf çözmemiz gerekiyor. Kocaeli Darıca Fen Lisesi efsane fen lisesi bir tanesi. Tıplar, mühendislikler, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik, hukuk, deniz harp okulu. Çıldırmışlar. Gerçekten çıldırmışlar. Sizin gibi çılgınları bekliyorlar. Mutlaka çalışın arkadaşlar. Zaten haftanın kaynağında az önce paragrafını 50 kere gösterdim. Artık gözümüze soktunuz hocam dediğiniz duyar gibiyim. Paragrafon Paragraflarının hepsini doğru yapmayı hedefleyenler için özel 10'ar soruluk paragraf testi. E, paragrafons hızlanmaya ve odaklanmaya sağlıyor. Burada süre yönetimi için sizlere zamanla artan sorular ve zamanla azalan süreler verir. Yani şuradan göstereyim. Bakın ilk 4 deneme 4 sorudan oluşuyor. İkinci 6 deneme 6 sorudan oluşuyor. Üçüncü 8 sekiz deneme 8'den oluşuyor. Sonra 10'lu sonra 12'li diye gidiyor. Ama burada şu çok önemli. Gittikçe süre de azalıyor. Yani ilk başta 4 soruya atıyorum... 4 kere bir buçuk altı dakika verilirken 12 soruya da 6 dakika verildiği oluyor. Niye süreyi hızlandırıyorsunuz? Burada süre yönetiminiz için zamanla hızlanmanızı sağlayan özel sıralı sorular. Bu ise ben bunları çözdüm hocam diyen öğrenciler için kızıkül aziz. Yani paragrafta son nokta artık. Paragrafların hepsini doğru yapmayı hedefleyenler için hazırlanmış birazcık daha zorlayıcı sorular. Bunlardan herhangi birini ya da hepsini Tonguç Mağaza linkinden ya da size en yakın Tonguç Yapsan alabilirsiniz arkadaşlar. Bizler öğretmenler olarak sizlere kitapların kapağını açıyoruz. Hop açtık. İçeriye girip bu soruları çözecek olan sizlersiniz ve eminiz ki başaracaksınız arkadaşlar. Hadi bakalım iyi çalışmalar.